Geri sayım sona erdi. Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı. Dragon kapsülü 4 mürettebatıyla artık uzayda. Tarihi fırlatma Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşti. Mürettebatı uzaya yolcu edecek SpaceX Dragon kapsülü Falcon 9 roketiyle yola çıktı. Axiom Space'in uzaya gönderdiği araçta ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile birlikte 4 kişilik mürettebat yer alıyor. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzaya çıktığı ilk dakikalarda kalemle yer çekimini test etti. Uzay yolculuğunun başlamasından yaklaşık 1,5 saat sonra astronotlarla ilk iletişim sağlandı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözü ise istikbal göklerdedir oldu. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Uzay yolculuğu yaklaşık 1,5 gün sürecek. Her şey yolunda giderse Dragon kapsülü yarın öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Ekip uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak. Fırlatmanın başladığı andan itibaren bilimsel çalışmalar da başlamış oldu. Uzay istasyonunda mikro yer çekimi ortamında 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıklar üzerindeki etkilerinden yeni nesil alaşımlara kadar çok sayıda deney yapacak. Gezer Avcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Görevinin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülüyle istasyondan ayrılacak. Kapsül atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açacak, Orlando açıklarında okyanusa inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi uzay misyonuna dakikalar kala video mesaj yayımladı. Erdoğan tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz dedi. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yı tebrik ederek başarılar diledi. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin uzun süredir beklediği tarihi an gerçekleşti. İlk astronotu Alper Gezer Avcı ve takım arkadaşlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roket fırlatıldı. Vatandaşlar da bu heyecana meydanlardan, bilim merkezlerinden ve evlerinden ortak oldu.